Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Erdoğan'dan sert mesaj, ABD bunu yapacak kadar ileri gitti. İran'ın da planını biliyoruz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Ukrayna ziyareti dönüşünde gazetecilere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bizim bir gece ansızın gelebiliriz ifademiz boşuna değil. Vakti saate geldiğinde bu yapılır. Ama şunu da söyleyeyim, bir defa Türkiye'ye kimse böyle bir şeye hazır mısın sorusunu sormasın dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna tepki göstererek, terör örgütlerinin ileri gelenleriyle Beyaz Saray'da görüşme yapacak kadar ileri gidiyorlar. Biz bunların hepsini biliyoruz ifadelerini kullandı. Terör örgütünün kaynağıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kamışı'daki petrolü çıkarıp rejime sattıklarını, bir diğer taraftan da İran'ın da burada hesapları yaptığını dile getirdi. Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Suriye ile siyasi diyalog çaresiyle ilgili soruya, devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz, her zaman her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır şeklinde cevap verdi. Erdoğan, İran'ın da hesapları var cümlesini kullandı. Şimdi hep soruyoruz, bu teröristler kaynağı nereden buluyor? İşte şu anda Kamışı'daki kalitesiz petrolü çıkartan teröristler. Peki kim alıyor bunu? Rejim alıyor. Para kaynağı rejimde. Bunlar alıyor. Bütün bu gerçekler ortada. Bir diğer taraftan da sürekli olarak buralarda İran'ın hesapları var. Bu hesaplar da önümüzde. Biz istiyoruz ki buradaki süreci daha fazla uzatmayalım. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Çünkü Suriye'nin halkı bizim kardeşlerimiz. Orada bizim öyle bir derdimiz yok. Onların topraklarının bütünlüğü bizim için önem arz ediyor. Rejim bunun idraki içinde olmalı. Bunları da yine aynı şekilde Sayın Putin'le Soçi ziyaretimizde görüştük. Temennim odur ki inşallah önümüzdeki dönemde ilgili Suriye'de hem anayasa bir an önce yapılır, bu iş sağlama bağlanır, hem de halkın bütün noktadaki sıkıntılarını giderecek adımlar atılır. Şu anda oradan hicret edenler, iltica edenlerin ağırlığı bize geldi. 4 milyon insanı biz ülkemizde ağırlıyoruz. Bütün bunları ağırlarken rejimle sürekli savaş halinde olalım diye mi bunu yapıyoruz? Hayır. Suriye halkıyla özellikle inanç değerleri noktasındaki bağlarımız sebebiyle bunu yapıyoruz. Bundan sonraki süreç belki çok daha hayırlı olacaktır. Bu tartışmalar devam ederken Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması dikkat çekti. Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadeleye gönderme yaparak siyasi diyalog görüşmelerinin ya da Suriye ile temasın siyasi diyalog mertebesine çıkarılması ciddiyetle ele alınmalı ifadesini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.